21.6 milyon yabancı ziyaretçi gerçekleşmiş Türkiye'de. Önemli olan noktası da şu Avrupalı turistin yani batılı turistin artık Türkiye'ye geri dönüş yapmaya karar verilmesi. Çok ciddi Avrupa pazarlarında artışlarımız var e, Almanya'da %20, İngiltere'de %37, Hollanda'da %30, Fransa'da %24 gibi çok ciddi artışlar var. Bu, bu rakamların ortalaması da %25 toplam bütün pazarlarda geçen seneye nazaran bir yabancı ziyaretçi artışı var. Bu bizim rekor yılımız olan 2015 yılına göre de %6.2 bir artış var. Çok ciddi bir artış yaşıyor. Türkiye turizmde e, hakikaten muhteşem bir dönüş yaşıyor. Farklı olan nedir? Farklı olan şu. Gerçekten Türkiye aslında sektör olarak bakıldığı zaman turizm sektörü dünya ile rekabete en hazır sektör. Türkiye'deki en hazır sektör dünya ile ve Avrupa ile rekabete en hazır sektör turizm sektörüdür. İş dinamikleriyle, ürün kalitesiyle, otellerin yapısıyla, yeni olmasının sebebi, insan kalitesiyle, insanların hizmete olan verdiği önem ve e, yatkınlıkla ilgili de bir durum. Gerçekten Türkiye denizi, kumu, güneşi, tarihi, doğası, insanı ve sunduğu tüm ürünlerle gerçekten bir turizm ülkesi. Dolayısıyla hak ettiği bir dönemi yaşıyor Türkiye. İnşallah 2019'da da bu aynı şekilde artarak devam edecek. 2018 hedefimiz e, 40 milyon yabancı ziyaretçi, 32 milyar dolar. İnşallah çok kısa bir sürede. Birkaç yıl içinde inşallah gerçekten 50 milyon bizim 2023 hedeflerinde programlanan 50 milyon turist 50 milyar dolardı. Ben 2023'ten önce bu hedefin yakalanacağını çok kısa bir sürede de yani 5 ila 10 yıllık bir sürede de. 100 milyon turist 100 milyar dolarlık bir hedefe doğru bu sektörün yürüyebilecek kapasitede olduğunu bu potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Yabancı ziyaretçi sayısıyla ilgili bir dövizin hiçbir ilgisi yok. Çünkü sonuç itibariyle bu ticaret Türkiye'de zaten dövizle alınıp dövizle yapılıyor. Dolayısıyla yurt dışından gelenler de ürünleri dövizle satın alıyor. Yani Türk lirasının çok ucuz olması Türkiye'ye çok turist gelmesinin sebebi değil. Böyle bir durum yok. Türkiye'ye çok turist gelmesinin sebebi Avrupalı açısından bakıldığı zaman gerçekten böyle bir ülkede tatil yapmayı, böyle otellerde kalmayı özlemiş olmaları. Çünkü birkaç yıldır gerçekten yaşanan siyasi türbülanstan dolayı, yaşanan bir takım sıkıntılardan dolayı bilinçli bir şekilde Avrupalı turist Türkiye'den uzak tutuldu. Böyle e, politikalar izlendi. Fakat ee, eninde sonunda e, hak yerini buluyor. O turiste Türkiye'den başka bir alternatif olmadığını, bunlar rekabet edecek başka bir ürün olmadığının farkına vardı. Artık insanlar hükümetlerin kendi aralarındaki e, polemikleri, kendi aralarındaki sıkıntıları da dinlemiyor artık.